Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Türkiye pazarına fırtına gibi bir giriş yapan Realme'nin 5 Pro modeli. Kısa süre önce ülkemize giriş yapan Realme gerçekten hızlı bir başlangıca imza attı. Daha önce tanıttığı modelleri, 3-4 tane modeli ardı ardına ülkemizde de satışa sundu ve bu satışa sunan modellerin uygun fiyatlı olması tüketicilerin dikkatini çekti. Bugün de elimizde tuttuğumuz Realme 5 Pro modeli gerçekten fiyat anlamında ve özellik anlamında kullanıcıya hitap eden bir model. Bu modelde üst segmentte, yani daha doğrusu üst segmente yakın değerlerde teknik özellikler mevcut ve fiyatı da oldukça makul diyebiliriz. Tabii bunlardan aşama aşama sizlere bahsedeceğim. İlk olarak telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Artık görmeye gerçekten alışık olduğumuz hemen hemen her modelle karşımıza çıkan damla çentik tasarımını yine Realme 5 Pro'da da görüyoruz. Yani özellikle Çinli üreticiler bu tasarım çizgisine takmış durumda. 2019'un başlarında biraz daha büyük çentikler vardı hatırlarsınız. Bu iPhone'un 10 modeliyle çıkardığı çentik sıklıkla kullanılıyordu. Fakat daha sonra çoğu damla çentiğe döndü ve şu anda bu damla çentik tasarımı yayılmaya devam ediyor. Adeta koronavirüsü gibi bütün Çinli telefonlarda artık damla çentik tasarımını görmemiz mümkün. Nitekim Realme 5 Pro'da da damla çentik tasarımını görüyoruz. Tabi bu tasarım çizgisi kötü değil arkadaşlar. Ne yapabilecekler? En fazla tam ekran yapabilirler. Onda da ya kamerayı ekranın altına yerleştirecekler ki bunu şu anda yapan bir üretici bulunmuyor. Ya da üstten pop-up bir kamera çıkacak ki bunun da ne kadar sağlıklı olduğu hala tartışılabilir bir konu. Dolayısıyla damla çentik baktığımız zaman şu anda en çok tutulan ve göze hoş gelen tasarım çizgilerinden biri. Tabii delikli çentik de tercih edebilir fakat muhtemelen bunun maliyeti daha yüksek olduğu için, yani delikli çentik tasarımının maliyeti daha yüksek olduğu için genel olarak üreticiler özellikle giriş ve orta segment modellerinde damla çentik tasarımını tercih ediyorlar. Realme 5 Pro'da da damla çentik tasarımı var fakat alt çerçeveler biraz kalın bırakılmış. Dolayısıyla bu da ekran kasa oranının düşmesine sebep oluyor. Yan çerçeveler gayet iyi fakat dediğim gibi alt çerçeve bu segmentteki diğer modellere göre biraz daha kalın. Telefonun üst kısmına baktığımızda şurada hoparlör var. Yan tarafında power tuşu mevcut. Diğer tarafa ise ses açıp kapatma tuşu konumlandırılmış. Bazı modellerde hem power hem de ses açıp kapama alt alta konumlandırılıyor. Fakat Realme bir ses açıp kapamayı sol tarafa, power'da sağ tarafa konumlandırmış bu telefonunda. Type-C ile geliyor arkadaşlar telefon. 3.5 mm'lik kulaklık jackımız mevcut ve alt tarafta bir hoparlörümüz bulunuyor. Telefonun arkasına geçtiğimizde yine hoş bir tasarımla karşılaşıyoruz. Realme'nin modellerinde bu var arkadaşlar. Yani arka kapak tasarımı sade ve düz değil. Genel olarak böyle değişik tasarımlara gidiyorlar. Bunda da yine ışık oyunlarına yer verilmiş kristalimsi bir görünüm veriyor. Baktığınız zaman, ellediğiniz zaman düz. Ama şöyle ışığa tuttuğunuz zaman sanki böyle bir kristal kesim bir tasarımı varmış gibi duruyor telefonun. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında modelin arka kapak tasarımının başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hemen sol tarafta dikey olarak konumlandırılmış 4 tane ana kamera çıkıyor karşımıza. Şunu belirtelim. Realme'nin pek çok modelinde kamera sayısı üst düzeyde. Yani bugün 1600-1700 liraya satılan 5i modelini aldığınızda bile, ki onun incelemesini de yapmıştık. Dilerseniz yukarıdan o incelemeyi de göz atabilirsiniz. Onda bile dörtlü bir ana kameradan bahsetmek mümkün. Bunda da yine aynı şekilde, yani 5 Pro'da da dörtlü ana kameraya yer verilmiş. Bu ana kameranın hemen yanında flash ışığımız bulunuyor ve şu tarafta da yine fiziksel parmak izi okuyucumuz mevcut. Yani telefonun ekran altında bir parmak izi okuyucusu yok. Yüz tanıma özelliği yine var fakat bu yazılımsal olarak bir yüz tanıma özelliği. Dolayısıyla çok fazla güvenlikli olduğunu söyleyemeyiz. Bizim size tavsiyemiz burada yine parmak izi okuyucusunu kullanmanız. Telefonun ön kısmına geçtiğimizde arkadaşlar bizleri 1080x2340 piksel çözünürlüğünde 6.3 inçlik IPS LCD bir ekran karşılıyor. Bu ekranın kasaya oranı %83.6 civarında. Ayrıca piksel derinliği de 409 ppi. 450 nits bir parlaklıktan bahsetmek mümkün bu ekran için. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 Plus teknolojisiyle korunuyor. Fiyatıyla birlikte değerlendirecek olduğumuzda bu ekran değerlerinin bizler için gayet başarılı olduğunu, gayet tatminkar olduğunu söylemek mümkün.
Şimdi gelelim Realme 5 Pro'nun teknik özelliklerine arkadaşlar. Realme 5 Pro'da Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 712 yonga seti bulunuyor. Bu yonga setinin orta segment modellerde kullanıldığını zaten biliyoruz. Fakat fiyatıyla kıyasladığımız zaman gerçekten kaliteli bir yonga setinin kullanıldığını söylemek mümkün. Çünkü genelde bu fiyat skalasındaki modellerde Snapdragon 600 serisindeki yonga setleri kullanılırken Realme bu modelinde Snapdragon 700 serisindeki bir model olan Snapdragon 712'yi kullanmış. Bu açıdan bakıldığında telefonun oyun performansı olarak da olsun, hız olarak da olsun gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sistemini 4 GB RAM ile destekleyen bir telefon fakat dileyen müşteriler için 8 GB'lık ikinci bir opsiyonu olduğunu da söyleyelim. Yani RAM tarafında da beklentileri karşılayan bir modelle karşı karşıyayız. Bizim elimizde incelediğimiz bu modelin hafızası 64 GB arkadaşlar. Fakat yine Realme isteyenler için 128 GB'lık ikinci bir modeli de sunuyor. Bunu da sizlerle paylaşalım. Tekrardan telefonun arka tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar az önce de belirttiğim üzere dikey olarak konumlandırılmış dörtlü bir ana kamerayla karşılaşıyoruz. Bu modüle 48 megapiksellik ana kamera eşlik ediyor. Zaten Realme burada ana kameranın 48 megapiksel çözünürlükte olduğunu yazı ile de belirtmiş. Bu ana kameranın hemen altında f2.2 diyafram değerine sahip 8 megapiksellik ultra geniş açı, onun altında f2.4 diyaframa sahip 2 megapiksellik makro kamera ve en altta da 2 megapiksellik derinlik kamerası bulunuyor. Dolayısıyla bu kamera dizilimine baktığımızda son dönemde popüler olan bir kamera dizilimiyle karşılaşıyoruz. Genel olarak baktığımızda zaten nedir? Geniş açı, ultra geniş açı, işte derinlik kamerası ve makro kamera. Genel olarak pek çok orta segment modelde bu dörtlü kamerayı görmeye alıştık artık. Tabii önemli olan pek çok defa da belirttiğimiz üzere arkadaşlar kameraların megapiksel değerleri değil ya da diyafram değerleri değil ya da kameranın sayısı değil. Tabii şimdi siz bunu bir teknoloji marketinde gördüğünüz zaman fiyat etiketine de bakıyorsunuz. Vay diyorsunuz bunda 4 tane ana kamera var. İşte orada 15 bin liraya satılan iPhone'da 3 tane kamera var. Fakat işler o şekilde yürümüyor. En nihayetinde günün sonunda bu kameranın performansına bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla işte bu 4'lü ana kameranın çektiği bir fotoğrafla işte atıyorum 4 ana kameralı Huawei Mate 30 Pro'nun çektiği fotoğrafı yan yana getirip bir bakmak gerekiyor. Elbette bunlar aynı olmayacak. Elbette kalkıp da bir tane telefon 15 bin liraya satılıyor, bir tane telefon 2 bin liraya satılıyorsa elbette kalite farkları olacak. Fakat burada anlatmak istediğim şey kamera sayısı. Her şey demek değil. Yani tek bir ana kameraya sahip fotoğraf 5 ana kameralı bir telefondan çok daha iyi fotoğraf çekebilir. Bunu da her zaman göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Yani kamera sayısıyla ya da megapiksel yani çözünürlük değeriyle, diyafram değeriyle harekete geçmemenizi tavsiye ederiz. Biz bu telefonda çeşitli fotoğraflar çektik. Dilerseniz teknolojioku.com'a girerek bu telefonla yani Realme 5 Pro ile çektiğimiz fotoğraflara göz atabilirsiniz. Aynı zamanda Realme 5 Pro'yu segmentindeki eşdeğer modellerden biri olan Redmi Note 8 Pro ile de karşılaştırdık. Bu iki telefon hem fiyat olarak hem de özellik olarak birbirine yakın modeller. Dolayısıyla hangi modelin daha iyi fotoğraf çektiğine de o videomuzdan göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada unutmadan video değerlerinden de bahsedelim. Bu kamera ile 2K çözünürlükte 30 fps, 1K çözünürlükte 120 fps ve 960 fps'te ise yani ağır çekimde ise 720p çözünürlükte kayıt yapmanız mümkün. Ön tarafa geçtiğimizde ise bizleri 16 megapiksellik bir selfie kamerası karşılıyor. Malum artık gençler arasında selfie çekilmek bir yarış haline gelmiş durumda. Hatta Instagram fotoğraflarına baktığınızda bu gönderilerin büyük bir kısmının selfie'lerden oluştuğunu da görüyoruz. Dolayısıyla ön kamera artık bizler için daha da önemli bir hale gelmiş durumda. Hatta çift ön kameralı telefonlar mevcut. Bu telefonlar ana kameradan ziyade ön kamerasıyla daha fazla kitleyi kendisine çekiyor. Realme 5 Pro modeline baktığımızda ön tarafta 12 megapiksellik bir kamera ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bu kamera ile aman aman çok muazzam fotoğraflar çekmiyoruz. Fakat günün sonunda eğer iyi ışık alan bir ortamdaysanız güzel fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Fakat ışık oranı biraz düştüğünde selfie'nin çektiğiniz öz çekim fotoğraflarının kalitesi de hatırı sayılır oranda düşüyor. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Evet arkadaşlar bu videoyu şu anda Realme 5 Pro'nun ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Eğer bu telefonu satın alırsanız ve selfie kamerasıyla yani ön kamerasıyla video çekmek isterseniz karşınıza çıkacak olan ses ve görüntü performansı bu şekilde diyebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda bu videoyu Realme 5 Pro'nun ana kamerasıyla çekiyorum. Yani telefonu satın aldığınızda ve bu telefondan videolar çekmeye başladığınızda karşınıza çıkacak olan
ses ve görüntü kalitesi bu şekilde olacak. Son olarak telefonun batarya özelliklerinden de bahsedelim arkadaşlar. Realme 5 Pro modeli 4035 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Bu bataryanın ortalamanın üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Malum şu anda orta segmentteki pek çok modelde 3000 mAh'lik bataryalar kullanılıyor. Dolayısıyla bu modelde 4035 mAh'lik batarya kullanılmış olması ortalamanın üzerinde bir batarya ile geldiğini gösteriyor bize. Tabii sonuç olarak batarya tek başına bir etken değil. Kullanılan yazılım ya da sizin oyun oynamanız, telefonun ısınması gibi faktörler bataryanın hızlı bir şekilde bitmesini sağlayabiliyor. Ben bu telefonu yaklaşık olarak 8-10 gün boyunca test ettim ve bu test boyunca da bataryasının 2 günü rahat çıkardığını söyleyebilirim. Hatta 3 güne bile eriştiği zamanlar olmuştu. Ha, şunu da söyleyeyim, çok fazla oyun oynamadım. Genellikle sosyal medyada takıldım ben. Hatta genellikle de WhatsApp'ta takıldım. Her zaman internete bağlıydı telefon. Malum biliyorsunuz Wi-Fi'ye bağlı olması ya da hücreselin açık olması sürekli. Bunlar da şarjı önemli ölçüde etkileyen faktörler. Her zaman hücresel de açıktı. Wi-Fi ağlarında zaman zaman hani bulunduğum noktada Wi-Fi varsa bunlara bağlandım. Dolayısıyla bağlantı yolları açıktı. Ve buna rağmen 2 günü rahat bir şekilde çıkardı telefon. Bu süre içerisinde toplasanız 1-1,5 saatlik bir oyun deneyimim olmuştur. Yani öyle aman aman oturup da işte 2 saat, 3 saat boyunca oyun oynamadım. Çok fazla öyle Instagram'da takılma, yani girip de böyle günde 5-6 saat Instagram'da takılma gibi bir olay da yoktu. Ortalama bir kullanım diyebiliriz, yani ortalama bir kullanımda 2 günü rahat bir şekilde görebiliyor arkadaşlar. Tabii ki batarya kapasitesinin yanında hızlı şarj olayı da bizler için önemli. Çünkü telefonun şarjı gün içinde bitebilir. İşte 10 dakika bir yerde oturduğunuzda hemen orada bir şarja taktığınızda yüzde kaç oranında şarj olacağı, o günü sizi çıkarıp çıkaramayacağı da önemli bir konu bizler için. Bu telefon kutudan ilk çıktığında 20 wattlık hızlı şarj adaptörüyle geliyor. Aynı zamanda Oppo'nun VOOC 3.0 teknolojisini de destekliyor. Bu sayede yarım saat şarja taktığınızda pilinin %50'sini dolduruyor arkadaşlar. Elbette burada Realme daha küçük bir batarya koysaydı bu oran %60-%70'lere de çıkabilirdi. Fakat en nihayetinde 4035 mAh'lik bir bataryası var telefonun. Dolayısıyla bunu şarja taktığınızda yarım saat içerisinde size 1-1,5 gün kullanabileceğiniz kadar bir şarj imkanı sunuyor. Bu açıdan bakıldığında telefonun şarj açısından, batarya açısından beklentileri karşıladığını söylemek mümkün. Son olarak geldik en can alıcı noktaya. Videonun başında da bahsettiğimiz üzere Realme Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptı demiştik. Bu hızlı girişin en temel etkeni uygun fiyatlı modellerle gelmesiydi. Realme 5 Pro da bu açıdan baktığımızda oldukça uygun fiyatlı bir model. Şu anda internetten bu telefonu araştırdığınızda 1800 lira ile 2100 lira arasında bir skala görüyorsunuz. Yani bu telefonu 1800 liraya da alabilirsiniz, 2100 liraya da alabilirsiniz. Bu sizin telefonu satın almayı tercih ettiğiniz yere göre değişiyor. Tabii biz en dip fiyat olan 1800 lirayı baz alalım. Bu açıdan baktığımızda fiyat performans oranında telefonun hayli başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta 4 ana kamerası var, çentikli bir tasarımı var ve 64 GB bir hafızası var. Yonga seti tarafında Snapdragon 700 serisini kullanıyor. Dolayısıyla bu segmentteki telefonların daha üst fiyatlara satıldığını biliyoruz. Elbette yine telefon almadan önce gidip bir teknoloji mağazasında görüp işte elinize alıp en azından birkaç selfie çekmeniz ya da ışığa doğru çekip ana kamerasını bir kontrol etmeniz iyi olacaktır. Hani nasıl fotoğraf çektiğini bu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz. Ya da sitemizden teknolojioku.com'dan daha önce de belirttiğim üzere bu telefonla çektiğimiz fotoğraflara göz atabilirsiniz. Ayrıca Redmi Note 8 Pro ile de karşılaştırmıştık. Dilerseniz o videoyu da YouTube hesabımızdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Realme 5 Pro ile söyleyeceklerimiz genel anlamda bu kadar. Eğer telefonla ilgili kafanıza takılan herhangi bir konu varsa bu videonun altında bize yorum yaparak sorularınızı sorabilirsiniz. Teknoloji Oku'yu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.